Asgari emeklerimize %25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. 8.077 TL'lik seyyanen artışın emekli maaşına yansıtılması beklentimizdir demiş. Bahçeli sıkıntıdan şimdi de muhalif rolü oynuyor. Güzel. Bunu en son izleriz, bunu alalım sonra. Bu ne? TV kızlarının kıskançlıktan kız uzunluğu oydu yani. Abinin saçını amına koydu bu arada yenge ya. Tatlı bir video ya. Tatlı bir video, ne var bunda? Tatlı iki tane karı koca mutlular, eğleniyorlar. Ne var bunda? Olmamış sadece, değil değil. Neyi tatlı değil oğlum? İki tane eğlenen insan var amına koyayım. Ne var bu videoda? Bu videoyu millet niye kudurdu ya? Ne var bu videoda amına koyayım? Çocuk yakışıklı diye mi rahatsız oldunuz, yoksa kız tesettürlü diye mi? Neyden rahat? Niye bu kadar saldırgansınız ya? Neyden rahatsız olabilirsiniz ki amına koyayım? Ne battı şu videoda size? Videonun başlığı kötü diye. Videoyu atan kişinin sorumluluğunda, patronun sorumluluğunda. Çocuk baya yakışıklı bu arada. Çocuk çok yakışıklı bu arada. Çocuk inanılmaz yakışıklı. Gökhan Zan. Değil mi? Oğlum siz manyak mısınız ya? Buna yakışıklı diyorsan, şu çocuğa yakışıklı diyorsam suçlu muyum şu an? Şu çocuk. Şu çocuk yakışıklı değil. Şu çocuk yakışıklı değil. Bak, şu çocuk yakışıklı değil. Bunu tartışıyoruz. Bu yorumları yapan insanların çoğunluğu erkek mi? Abi çocuk Afgan abi. Çocuğun Afganlıkla alakalı, çocuk Araba gram benzemiyor. Hiç Arap'tan anlamıyorsun. Şu çocuğa Arap benzetmesi yapan adam hiç Arap görmemiştir. Araba benziyor. Suriyeli'ye benziyor. Aga bir şey diyeceğim. Ben şu an bu chat'teki yorumlardan sonra şuna kanaat getirdim. Kadınlar bazı tweetleri yamuk sikinizi artık insan yorumlamayı bırakın diye alıntılıyor ya. Haklılarmış amına koyayım. Ay şu adamı çirkin diyen adam, şu adama bak amına koyayım. Şuna bak. Şu çocuk çirkin. Adam bayağı yakışıklı kanka. 8 minimum. 10 üzerinden minimum 8. Bana göre 9-10'u var. Direkt kusursuz amına koyduğumun. Göt yakacak dedi. Adamı öyle bir övdüm ki gay olacağım şimdi ya. Yeter. Icardi'nin menajeri ve eşi Vandanara, ben işimi seviyorum, yapmaya devam edeceğim. Mario da işini seviyor, yapmaya devam edecek. Birkaç gün içinde İstanbul'a gidecek. Zaten orada bir evimiz var. Adam bayağı yakışıklı bu arada, 9-10. Evet, katılıyorum Ali. Harbi niye o kadar övdün? Çünkü siz muhalefet ettiniz. Chat'te epilepsi var mıydı acaba? Buna erkeklere göstersen ikisi de aynı renk diyecek. Derdinizi Ya gördüm, bir ara onun kız arkadaşı bana her gün mesaj atıyordu. Benim kız arkadaşım sana niye mesaj atsın? Bir kere haddini bil. Benle sevgili olduğu dönemde veya şeyler yaşadığımız dönemde, hatta ondan sonraki 2 yıl içinde bile sana mesaj atacağını düşünmüyorum. Anlattın mı? Biz dargın bir barışık olduğumuz dönemlerde duygusal boşluklarım olduğu için dertleşmek ağlarken. Bu ne iğrenç bir video amına koyayım ya. Ya bu. Abi çok iğrenç hayatlar, çok iğrenç insanlar ya.
Yani şu çocuk ayrı iğrençlikte. Enes bu videoda bir olayı yok Enes'in bu videoda. Ne diyeyim Enes'e amına koyayım. Hani kız ayrı bir şeyde. Bunu bu ortamda YouTube için çekmeleri, konuşmaları şu üçünün ayrı bir şey. Çok iğrenç ya. Allah'ım sen sabır ver ya. Hangi çağa düştük amına koyayım? Mısır'a giden bir turist deneyimini paylaştı. Bakalım. Ne düşünüyorsunuz bu video hakkında chat? Tren mi geçiyor orospu çocuklara? Neye bakıyorsunuz derdim amına koyayım. Bakan Şimşek Merkez Bankası'nın net rezervi son bir ayda 14 milyar. Evet biliyoruz onu. İstanbul Esenyurt'ta bir sığınmacı önce Arapça bir şeyler bağırıp sonra mahalledeki vatandaşlarımıza saldırıp rahatsızlık vermiş. Bir şahıs böyle hareketlerde bulunuyor. Ne yapıyor lan? Polis ekiplerini aradık ama gelene kadar Bağdat. Giden bayağı pantolonu indirdi adam. Çocuğuna pantolonu indirdi adam. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Lan ne yaşıyorum ben? Sikerim böyle haberleri ama ya. Amına koyarım yürek mi dayanır buna? Bu ne amına koduklarım ya? Her yerden bir şey fışkırıyor. Sikerim ama ya. Taş olsa çatlar amına koyayım. Ne oluyor yeter ya. Sakarya'da boy gösteren 515 Arap çetesi er yerdiler. Ben tim kuracağım amına koyayım ya. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Hem içeriden hem dışarıdan CHP'ye ağır bir saldırı var. Tek dertleri de CHP'yi bölmek. Yılmaz hadi sen de fosil. Hadi. Türkiye Merkez Bankası'nın rezervleri milyar dolar seviyesine çıktı. Tam onu okuduk. Sigara içenler kıyamet. Allah. Oğlum biz Afganistan olduk lan. Oluyoruz falan. Olduk oğlum. Haberlere bak sabahtan beri ya. Allah da Aslanı Hazretleri sigara içenler hakkında öyle ağır bir şey söylemiş ki kıyamet gününde onu söylemeye bile çekiniyorum yani. Kıyamet gününde ağzında şeyle gelecek diyor yani. Söylemeyeyim ben yine de. Öyle gelecek diyor. Allahu Ekber. Çok sıkıntılı bir durum yani. Ağzında cinsel uzuvuyla gelir diyor. Hani söylemeyecektin? Hani söylemeyecektin? Hani söylemeyecektin? Hani söylemeyecektin? Abdullah da hastane. Ya bu da söylenir mi? Peygamberimiz birazdan şimdi bir hadis daha okuyacağım. Peygamberimiz de söylemiş sen Allah'a. Geyler şu an seni işten dans ediyor amına koyayım. Değil mi? Şey üçlü beşli yakıyorlar amına koyayım. Dinoz Özkan Uğur'un cenaze töreninde ağlamış. Arkadaşı vefat etmiş sonuçta. Yapacak bir şey yok. Suriye Ümit Özdağ vizesini iptal etti. Suriye'ye gidemeyecek. Arkadaşlar bu Burhin'in attığı tweet'ti. Ayın 11'i gibi Suriye'de olmasını bekliyorduk. Ümit Özdağ'ın. Haberim de vardı bir haftadır. O hani size daha önce söylemiştim. Ayın 11'i gelince anlarsınız dediğim mevzu da buydu. Bugünlerde Ümit Özdağ Suriye'de olacaktı. Gidemiyor. Adamlar sizin ülkenize vizesiz gelirken siz adamların ülkesine vizeli gidemiyorsunuz arkadaşlar. Türkiye'de yaşa bak. Böyle bir mevzu. Yani adamların vize sistemi de şey arkadaşlar. Size WhatsApp'tan vize atıyorlar. Yani hükümet ayrı olarak ilgilenirse vize iptal eder ki aslında tanıdıkları vardır. Devreye soksa vize iptali kabul olmazdı ama bilmiyorum. Oğlum Suriye'ye gidemiyoruz amına koyayım. Şaka gibi ya. Gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a.
Özkan'cığım, eli güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım, böyle bırakılmaz ki. Gözyaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Geliyorlar bize. Ah, vah, ayrılık Özkan. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğim bir sanatçıydı, oyuncuydu, müzisyendi. Mekanlı cennet olsun. Çok kral çağırdı. Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan 12 yıl 6 ay hapiste cezalandırılan Ebu Hendala adıyla bilinen Tevhid cemaatinin lideri Halis Bayan Am, Am, Bayan Am, Bayancuk ta, ba, Am, Bayancuk tahliye edilmiş arkadaşlar. Amcuk tahliye edilmiş. Arkadaşlar benim artık beynim, bünyem bu ülkede olan haberleri kaldırmıyor ya. Bu ülkede olan olayları beynim kaldırmıyor artık. Bünye almıyor ya. Titbull işten olay ikiliye yıkılık ya. Siktirin gidin. Dalga mı geçiyorsun canım, biz bir aydır neyiz burada bakıyor. Ne yaptın? Date'deydim, eve döndüm şimdi, oyuna gideceğim. Ne date'i? Flört ile date çıktım, eski flörtüm. Anladım. Abacım seni ghostlamak için böyle bir şey yapmış. Bu çocuk mutlaka date'e falan çıkmadı, haberin olsun. Gültekin Onay, Demokrat Parti lideri demiş ki hayatı boyunca kadın görmemiş abaza işe yaramaz çulsuz mülteci Afgan Suriyeli Pakistanlı gelmesin. İyi demiş. Tekten efendim yazdı biri senin, ben amına koyayım ya. Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu 5 ya da 6 yıllık bir otelde ailece tatil yapmış. İktidar yanlısı medya bu tatilin gecenin 300 küsür bin TL olduğunu ve 5 gün için otele 1,5 milyon ödendiğini iddia ediyor. Buraya kadar olan her şey normal. Anormal olan CHP Genel Başkanı'nın sessizliği. Evet, lüks bir tatil yaptım ve o parayı ödedim diyor. Ne de böyle bir para söz konusu değil diyerek otel parasını faturasını gösteriyor. Hal böyle olunca bizde yok aslında bir farkları. Tek fark miktar farkı diye düşünmek bize kalıyor. Çok korkunç görüntüler. Umarım gerekli önlemler alınmış. Yolu yapan müteahhitler firma zararı. Aa! Düşünsenize yolda giderken bir anda böyle oluyor. Yolun içine giriyorsunuz amına koyayım. Bu şey değil mi ya? Mr. Beast'in video çektiği yer. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir uyarıdır. Arkadaşlar bu tatbikat değildir. Lütfen sığınaklara. 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 Arkadaşlar bu tatbikat değildir. Lütfen sığınaklara. Lütfen sığınaklara. Arkadaşlar chat'te bir adet duyarcı tespit edilmiştir. Moderatörler lütfen görevinizi yapın. Sığınık. Lütfen sığınaklara. Arkadaşlar lütfen. Duyarcıya müdahale edelim. Hadi. Furkan. Gadras. Tiny. Yiğit. Arkadaşlar çabuk. Sığınık. Sığınıklara. Ama şaka yapıyorum. AK Parti'de değilim chat. Duyarcıyı alın. Duyarcıyı alın. Kaçıyor. Duyarcı kaçıyor. Kamufle olmaya çalışıyor. Duyarcıyı çabuk alın. Çabuk. Çabuk. Chat çabuk. Furkan amınıza koyayım, hadi müdahale edin artık. Yakalayın şunu. Amık sürgün edeyim beni. Dedi ve... Tamam. Oh, hayat normale döndü. Hayat normale döndü. Hayat normale döndü. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmalı dedim diye siz bana pasmalı köpek dediniz. Arkadaşın suçu saz çalmakmış bu arada. Emekli milletvekili maaşının 70.000 TL'ye çıkarılması için torba kanunu madde konuldu. Anlık Rümeysa Kadak. Ben 3 ay daha vekillik yapar, salarım aga. Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'le ilgili dış politikasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bunlara nasıl inanacağız? İsveç terör örgütlerinin merkezi. Zaten Kuluçka merkezi. Biz bunların neyine güveneceğiz?
Türkiye'ye geleceklermiş. Ya bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar. Çok beklerler. Güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz evet demeyiz. NATO'nun genişleme süreciyle ilgili gelişmeleri yakından izliyoruz. İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kur'an'ın yakılmasına, yırtılmasına ve senin koruma görevlilerinle birlikte bunun yapılmasına giremeyeceğini düşünmek zaten ahmaklık olur. Daha ciddi bir yorum yapmıştım bununla ilgili ya. Ne demiştim ben ya? Erdoğan. Rom Cerrahpaşalı. Lan ne oldu amına kodumu Twitter'a? Filter Nations. İsveç. Allah Allah. NATO. SCV alttan tire 50'ye atmıştım sanırım. 52. Merak ettim ya. Zortladık mı diye. Allah Allah, nerede ya o? Ayrıca ne kadar az mesajlaşmışız bu arada amına koyayım. Yan hesaptan değil ya, neyse. Schlachtübüs mit mir. Fehler vergib mir. Fliegt durch die Nacht, du bist nicht hier. Ja. Schlachtübüs mit mir. Fehler vergib mir. Fliegt durch die Nacht, du bist nicht hier. Ja. Yüzümüzde soğuktur her nefes. Bın. Allah Allah. Bulamadım. Neyse. Çok tehlikeli çok. Çünkü hem tatlı hem yakışıklı hem işi gücü yerinde hem zeki hem eğlenceli hem de ağır abi. Başa çıkılmaz bununla. Beril ne oldu? Klinik günlükleri. Sabah gelirim. Sandalyeme ters otururum. Randevu listeme bakarım. Ey abi. Maşallah derim. Hatta bugün abartmışız derim. Merve bunu nasıl yetiştireceğiz Merve derim. Beni üçe bölün derim. Dudak dolgusu ve gözaltı. Hastama bakarım. Çok tatlı. İncik bir göz altında çukuru var. Ezel yeni şarkı dinliyorum. Ezel Fan Club'dan selam. Ezel biraz meşhur olayım da tanışalım ya. Seni çok seviyorum gerçekten. Harika bir sanatçısın. Canım hemşirem. Bence Türkiye'nin en tatlı ve en güzel hemşiresi o. Türkiye please. Hazırlanma. Klinik günlükleri. Maskeyi takışında Beril'in bence böyle bir yorum yapmasının nedeni Beril'in estetiğe ihtiyaç dönemi gelmiş. Beril estetiğe ihtiyaç duyuyor. O yüzden de demiş ki çok tehlikeli çok. Çünkü hem tatlı hem yakışıklı hem işi gücü yerinde hem zeki hem eğlenceli hem de ağır abi. Başa çıkılmaz bununla. Ben de sen bedavaya estetik ameliyatı olmak istiyorsun. Ucuza getirmeye çalışıyor. İzmir Ali Ağa'da çıkan yangından geriye kalan yerler. Ananı sikiyim. Ananı sikiyim. Oğlum Köstemköy değildir diyordum. Köstemköy yanmış. Oğlum Köstemköy yanmış amına koyayım ya. Neyse artık tatile gidersin kardeşim. Ananı sikiyim. Oğlum benim ömrüm burada yelken yapmakla geçti. Artık gitmeyeceğim için söyleyebilirim. Yazları ben burada yelken yapıyorum. Oğlum ben şuralar yanıyor zannettim ya. Lan ilk gördüğümde dedim ya Köstemköy'e benziyor. Burası ne kadar benziyor. Oğlum burada 30 kişi takılıyoruz. Burası hiçbir zaman dolmazdı ya. Oğlum çok güzel yer burası. Allah çarpsın çok güzel. Uzak biraz. İzmir'in yerlisi de buraya gitmiyor. Plaja gidiyor. Burayı bilen çok az insan var. Zaten buranın yazlıkçısı var. Onun dışında dışarıdan gelen adam çok az oluyor. Ananı sikeyim Köstemköy yanmış ya. Lan ben uzaktan Köstemköy mü lan bura deyip geçmiştim. Harbi Köstemköy olduğunu düşünmemiştim lan. Artık çok kişi gelir. Gelinecek bir yer kalmadı oğlum.
Otel yapacaklar şuraları. Vay ananı sikiyim. Caz çok acayip bir çarlar. Niye çok acayibim? Niye öyle dedin? Oğlum çok üzüldüm lan şu an. Vah benim köstem köyüm ya. Vay kurban oldum. Şuradan da tekneyi indiriyoruz arada. Sörfçüler şurada sörf deniyor, rüzgar sörfünü. Ananı sikeyim ya. Her yeri biliyorsun oğlum. Şeyi hatırlıyor musunuz? Şu haber ilk geldiğinde lan burası köstem köy mü diye böyle bir yalandan salaktan geçişimi. Ananı sikeyim, çok üzüldüm şu an ya. Ya arkadaşlar burası, bakın ben burayı hiçbir zaman %100 dolu görmedim bayramda bile. Yani şu plaj hep boş olur, buraya buranın yerlisinden olmayan adam gelemez, keko gelemez, lavuklar gelemez, karı kıza bakan orospu evlatları gelemez. Burası öyle bir yer, burası niş bir yer. Herkes gelemez buraya. Şu mavilik var ya, şu siyahlığın başladığı yer. Şuradan denize girersin. 2 metre gittin kanka, 3 metre olur denizin derinliği. Burası öyle bir yer. Herkes de burada yüzemez. Şuraya gidersin, karpuzunu rakını koyarsın, denizde soğur. Şuraya genelde kadınlar gidiyor. Yani şurası aile boyu. Şuraya da tek takılan kadınlar gider genelde. Kimse de o tarafa geçmez. Herkes kendi aleminde takılır. Ya şurada alkol bile içilmez neredeyse. Ananı sikeyim, çok üzüldüm ya. Allah'ım ya Rabbim, çok üzüldüm lan. Oğlum çok üzüldüm ya. Vay ananı sikeyim ya. İzmir'e Özdere'den Dikili'ye kadar gittim. Buraya gitmedim, iyiymiş lan burası. Kanka burası dönülecek bir yer değil. Buranın yerine çok böyle popüler bir plaj var. Herkes oraya gider. Kimse bu yola girmez. Burası şey yeri zaten. Ya şurada bir yazdığın bir şeyin yoksa buraya, buranın yerlisi değilsen gidemezsin. Ersin üzgün. Oğlum inanılmaz üzüldüm. İnanılmaz üzüldüm ya. Yani buraya otobüs falan da gitmiyor. Buraya kişisel şahsi aracına gideceksin de burayı bulmak biraz zordur. Şuradan Zodiac indiriyorduk. Şu tekneler 30 yıldır şurada amına koyayım. Şunlar alıp açılıyor da şunlar sabah açılıyor. Ananı sikeyim ya. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye zehir zemberek sözler. İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır. Kandil neyse Stockholm aynısıdır. Hayat pahalılığı kaderimiz değildir. Emeklilere yapılan zam yeterli değildir. Hoş geldin Finvem. Neredesin Finve? Evet araçla gezmiştik Çandırlı'yı falan. Geçtik hemen karşısıymış. Kadir herkes gitmez oraya ya. Dediğim gibi herkesin bildiği bir yer değildi. Ama ben size Köstemköy'den Ali Ağa'dan defalarca bahsettiğimi, yelken yaptığımı, orada yüzmenin çok ayrı zevk olduğunu anlattığımı hatırlıyorum ya. Sina Kaloğlu demiş ki Kurtlar Vadisi yeni dizisiyle Netflix ekranlarına gelecek. Tok Patpat olarak bilinen tarım aracıyla çarpıştı. Patpat'ı da göstereyim bilmeyenler için. Arkadaşlar Patpat görünce çok güleceksiniz de, Patpat şu arkadaşlar. Patpat Silivri'di şu an amına koyayım. Güzel tasarımcı kardeşler, Patpat'a hemen bir kelepçe melepçe ayarlayın. Polis şeridi falan atayın. Alın şu tweet'i alıntılayın veya Patpat'ı Silivri'de yatırın. 30 bin fabınız var. Evet Patpat'ta kaza. Abi yok, benim bu kazayı görmem lazım ya. Bu nasıl bir girişi? Ne yaptı Patpat? Saatte kaç çarpıştığı araç. Normal, bu araçla çarpışırsan öyle olur ya. Normal. Oğlum nasıl kavga et? Yo bak telefonda çık kardeşim. Taksi boş değil mi? Yo bak telefonda yolcu. Hep telefoncu, bravo. Niye çekiyorsun sen? Çekeceğim tabii, yakacağım sizi. Ben sana durup nereye gideceğim diye sormadım ki. Sen de o sen sormayacaksın ki. Ne ben yapacağım? Müşteriyim, sen boş taksi. Tipini beğenmedim belki. Tipimi beğenmedin. Sen kendi tipine bak lan, atır sizi. Ne alaka, şu an boşuna yapıyorsun abi. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Eyvallah. Selam çık kardeşim. Taksi boş değil mi? Yo bak telefonda yolcu. Hep telefoncu, bravo. Niye çekiyorsun sen? Çekeceğim tabii, yakacağım sizi. Ben sana durup nereye gideceğim diye sormadım ki. Sen de o sen sormayacaksın ki. Ne ben yapacağım? Müşteriyim, sen boş tipini taksi. Tipini beğenmedin belki. Tipimi beğenmedin. Ha. Sen kendi tipine bak lan, atır sizi. Ne alaka, şu an boşuna yapıyorsun abi. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Eyvallah. Eyvallah. Oğlum çok komikler olarak. Of. Of. Of.
lost inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war, never getting.